Merhaba değerli öğretmenler, bu videomuzda Milli Eğitim Akademisi'nden bahsedeceğiz sizlerle beraber. Biliyorsunuz şu anda mecliste öğretmenlik meslek kanunu görüşülüyor ve akademi bu kanunun önemli bölümlerinden bir tanesi. Hatta kanunun komisyon, meclis eğitim araştırma komisyonunda tartışmaları bugün sabaha karşı 4-5 sularına kadar devam etti. Bu komisyonda MEP temsilcileri, iktidar temsilcileri, muhalefet temsilcileri ve sendikal temsilciler bu kanunu madde madde tartıştılar. Görüşler, öneriler ve redler ele alındı. Bundan sonraki süreçte kanun meclis başkanlığına sunulacak. Başkanın kararıyla, yani başkanlığın kararıyla mecliste madde madde oylanacak ve alınan neticeye göre de yürürlüğe girecek ya da girmeyecek dememi bekleyebilirsiniz. Zannetmiyorum böyle olacağını. Çünkü Milli Eğitim çoktan bu kanunun maddelerini görsel bir şov şeklinde resmi hesaplarından paylaşmaya başladı. Ki zaten sayı sorunu yaşamayacakları için çok büyük bir mertebeden özel bir müdahale gelmezse bu kanunun geçeceğini düşünüyorum. Geçirileceğini düşünüyorum. Zaten Milli Eğitim de bu tavrıyla şunu demeye çalışıyor bana sorarsanız. Ben fiilen geçtim zaten bu kanuna. Meclis zahmet olmazsa siz de bir zahmet resmiyete kavuşturun. Peki akademi nedir? Akademi tabi başka eğitim türlerini de kapsasa da bizi daha çok ilgilendiren boyutu şu. Öğretmenlerin MEB'e ilk defa atanmalarında uygulanacak yeni usuldür akademi. Bundan sonra öğretmenler önce akademiye atanacak. Burada başarılı olduktan sonra Milli Eğitim'de çalışmaya başlayacaklar. Akademi bir nevi MEB'in artık bundan sonra formasyonu ben veriyorum arkadaş demesidir. Yani resmen o, çünkü içeriğindeki eğitim, pedagojik formasyon dersleri ve uygulamalı staj dersleri bir nevi bunları barındırıyor görüntüde. Akademiye giriş KPSS puan üstünlüğüne göre olacak, bir mülakatın olmayacağını görüyoruz akademiye girişte. KPSS puan sıralamasına göre tercih edenler arasında akademiye giriş gerçekleştirilecek. Akademiye atamaya izin verilen sayı kadar öğretmen alınacak. Hatta örnek vermiş Milli Eğitim yaptığı paylaşımda burada. Demiş ki 20 bin öğretmen atayacaksak akademiye de o sene 20 bin kişi alacağız. Yani bir fire sayısı, üstü bir sayı, altı bir sayı belirtilmemiş. Ve enteresan bir nokta, akademiye eğitim fakültesi mezunları, zaten pedagojik formasyonlu kişiler başvurabildiği gibi bunların dışındaki 4 yıllık mezunları da başvurabiliyor görüntüde. Nereden anlıyoruz bunu peki? Diyor ki yapılan paylaşımlar. O anda öğretmenlik yeterliliğine sahip olan kişiler, yani eğitim fakültesi mezunları ve pedagojik formasyon sahipleri 3 dönem eğitim alırlar. Diğer bölüm mezunları ise 4 dönem eğitim alırlar. Burada tabi dönemleri de doğru anlamak lazım. Gidip de öyle 6 ay gibi 4 ay gibi süreler belirtilmemiş burada. Her dönem 10 ila 14 hafta arasında olacak diyor. Benim anladığım kadarıyla 4 dönemlik sürenin 1 yıl içerisinde tamamlanmasını sağlamaya çalışacaklar. Unutmayın. Zaten öğretmen yeterliğine sahip olan eğitim fakültesi mezunları ve pedagojik formasyon sahipleri 3 dönem. Diğer lisans bölümleri mezunları ise 4 dönem. Ha bunlar hangi lisans bölümü mezunlarıdır? Pedagojik formasyon alabilecek, talim terbiye tarafından belirtilmiş, yani o öğretmenliğe kaynaklık eden lisans bölümleri olacaktır. Yani şöyle bir şey olacağını zannetmiyorum. X bölüm mezunu alakasız bir bölümde öğretmenlik değil de işte matematik bölümü mezunu akademi sayesinde bir matematik öğretmeni unvanı alabilecektir. Görüntü buradan böyle cereyan etmektedir. Peki akademiye girişte uygulanacak KPSS puanındaki kastedilen puan nedir? Bununla ilgili belirli bir durum yok. Yani bir netlik verilmemiş, detay verilmemiş daha doğrusu. Bunu ilerleyen süreçte anlayacağız. Hangi KPSS oturumlarına girileceği, nasıl bir kapsam ele alınacağı, hangi puanla atamanın yapılacağı zannımca detayı süreçte de verilecektir. Akademi içerisinde uygulamalı ve teorik dersler olacağını anlıyoruz yapılan paylaşımlarda. Teorik dersler, pedagojik formasyon dersleri, özel alan öğretimine yönelik dersler olacaktır anlaşılan. Burada da akademisyenlerden destek alınacağı belirtilmiş. Uygulamalı dersler ise tıpkı okul deneyimi ya da staj diye bilinen derslerde olduğu gibi Milli Eğitim okullarında uygulama yapmayı gerektiren dersler olacak. Teorik derslerin değerlendirmesi yazılı sınavlarla olacak. Her dersten en az 2 sınav yapılacak diyor. Ama uygulamaya dayalı dersler ise gözleme dayalı bir değerlendirme ile ele alınacak. Tabi burada rubrikler falan kullanılacaktır. Burada geçer notlar nasıl oluşmuş? Teorik derslerde 100 üzerinden en az 60 puan alınması lazım. Uygulamaya dayalı derslerde ise 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor. Ve mezuniyet puanı da şöyle şekillendirilecekmiş. Teorik derslerden alınan puanların %40'ı ile
uygulamalı derslerden alınan puanların %60'ı bir araya getirilerek bir mezuniyet puanı oluşturulacakmış. Zaten öğretmenler de bu mezuniyet puanıyla da yer tercihinde bulunacaklar. Zaten atayacağı kadar sayıda kişiyi aldığı için akademiye, buradan mezun olan kişiler de açılan kontenjanlara, okullara bu puanlara göre tercihte bulunacaklar. Akademi süresince öğretmenlerin maaş alacağı görülüyor bu açıklamalardan. Tabii ilk başta daha yüksekti de muhtemelen şimşek etkisi girdi devreye ve 14 bin küsür civarlarında bir maaş takdir ediliyor şu anda. Ama tabii bu maaş memur maaşı zamlandıkça artış gösterecekmiş. Kaç tane akademi açılacağı, hangi illerde açılacağı şu anda bunlar belirtilmemiş değerli öğretmenler. Burada akademi süresince disiplin yönetmeliğine tabisiniz. Devamsızlık sınırı var tıpkı okullarda olduğu gibi ve bu ikisinin ihlal edilmesi durumunda akademiyle ilişiğin kesilebileceği söyleniyor. Ve hem girişinde mülakat yok hem de sonunda mülakat yok. Mülakata dair bir işaret bulunmuyor akademide. Giriş KPSS puanıyla, süreçte okutulan derslerden elde edilen notlarla da atama gerçekleştirilecek. Tabii şu anda MEB'in verdiği taslaklar kapsamında bilgiye sahibiz. Onları paylaştım sizlerle beraber. Bazı bilgiler bizde de yok ki hani tahminlerimiz var, duyumlarımız var, öngörülerimiz var. Ama yanlış yönlendirmemek adına bunları söylememek daha doğru olacaktır. En azından taslağı bilin, olayın farkında olun. Özetlemek gerekirse akademiye öğretmenlik mezunları da giriyor. Bunun dışındaki lisans bölüm mezunları da girebiliyor. Akademiye KPSS puan üstünlüğüyle giriliyor. Bir mülakat yok. Öğretmenlik mezunları 3 dönem. Diğer lisans bölümleri 4 dönem eğitim alıyor. 4 dönemin yekünü 1 yılda tamamlanacak şekilde hesaplanmış. Teorik ve uygulamalı dersler var. Burada teorik dersler yazılı sınav, uygulamalı dersler gözleme dayalı değerlendirme. Süreçte maaş alınıyor. Disiplin yönetmeliği var. Devamsızlık sınırı var. Şimdi bundan sonraki süreçte ne olacak? Meclis kanunu onayladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na yönetmelik çıkarma yetkisi verecek. Milli Eğitim Bakanlığı da bu kanuna göre bir atama yönetmeliği çıkartacak. Ondan sonra bu detaylara vakıf olacağız sizlerle beraber. Bakalım süreçte hep beraber takip edip göreceğiz ne getirecek, ne götürecek. İnşallah ne çıkarsa sonuç çıksın. Diliyorum öğretmenler için en güzeli olur, en iyisi olur. Burada tabii süreçte sizlerden şunlara da şahit oluyorum. Hocam akademi geldi, süreçten koptuk. Hocam şu oldu, süreçten koptuk. Hocam bu oldu, süreçten koptuk. Evet, haklısınız. Böyle keşmekeşler insanın motivasyonunu düşürür. Ama çok doğru bir netice değildir süreçten kopmak. Çünkü uygulamanın nasıl olacağını bilmiyoruz. Faydaya mı, zarara mı bilmiyoruz. Belki yeni avantajlar doğuracak sizler için, bunları bilmiyoruz. Eğer atanmak niyetinde olan bir öğretmensek öyle motivasyon kayıplarıyla mücadele etmeliyiz ve süreçten geri adım atmamalıyız. Ama tekrar ediyorum, MEB'e atanma niyetinde olan bir öğretmensek. Evet değerli öğretmenlerim, bu videoda akademiden bahsettik sizlerle. Bakalım bir sonraki videoda Milli Eğitim'in nasıl bir icadıyla karşılaşacağız. İcat çıkartma diyen bir dizi karakteri vardı. Milli Eğitim karşısına heykelin dikesi geliyor insanın açıkçası.